Efendim ekranların en kardeş, en kandaş, en karındaş yarışma programı Bence Bilir Sence'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün stüdyomuzda iki yakışıklı kardeş var, abi kardeş yarışacaklar. Aralarında sadece bir yaş var. Onlar bir arkadaş gibi büyümüş gibi göründü gözümüze. Muhtemelen de öyledir. Genelde kardeşler arasında az yaş olduğu zaman kardeşlikten daha ötede bir arkadaşlıkları, öyle büyümüşlükleri oluyor. Ne kadar da güzeldir, ne kadar da hoştur değil mi? Evet. Efendim Yılmaz ailesinin küçük evladı, sağ tarafında bulunan sakallı olan Yılmaz Yılmaz. Hemen sol tarafında bulunan Yılmaz ailesinin, Yılmaz'ın abisi, biraz karmaşık geldi az sonra açıklayacağım. Bahattin Yılmaz bugün stüdyo konuklarımız. Yılmaz'ın adı da Yılmaz, soyadı da Yılmaz, kendisi de Yılmaz. Bol Yılmaz'lı bir yarışma olacak. Ben sana söyleyeyim, Yılmaz yani belli yani, görüntüden belli. Hırslı ve iddialı. Abisi daha hırsız ve iddiasız olduğunu zaten başta kabullendi. Bakalım Yılmaz'ın Yılmazlığına karşı ne tür taktikler geliştirecek Bahattin Yılmaz, göreceğiz. Şiirsel bir ismi var Bahattin Yılmaz. O da fena güzel, güzel isim. Senin de adın Yılmaz olmasını ister miydin? Yok, ismimden memnunum. Zaten Yılmaz, bak Yılmaz ihtimalini bitirmiş yani sülale itibariyle. Yılmaz ismini bir kez daha kimse koyamaz. Yani soyad Yılmaz, ad Yılmaz. Tamamen Yılmaz'ı eline almış Yılmaz. Dedemi yaşatmak bana yetiyor yani. Sizin dedenizin ismi? Dedemin ismi. Sizin dedenizin ismi, diğer dedenizin ismi olabilir mi Yılmaz? Yok, soyadımızdan dolayı benim ismim Yılmaz. Yılmaz olmuş. Pekala, memnunsun halinden. Seni çok biraz memnun. Tanıyalım Yılmaz Yılmaz. 23 yaşındayım. Konyalıyım. Burada öğrenciyim. Hı hı. Başka? Başarı dilekleri. Hangi programa katılma kararı verdi? Abimden çıktı fikir. Böyle böyle dedi. İzledin, beğendin. İzledim, beğendim. Ve gidelim şu yarışmaya katılalım. Katılalım dedim. Çok iyi yapmışsın. Teşekkür ederim. Seni tanıdım Bahattin. Ben Bahattin Yılmaz. 24 yaşındayım. Konyalıyım. Burada bir üniversitede, Gazi Üniversitesi'nde öğretim elemanıyım. Çok güzel. Yaklaşık 2,5 yıldır orada çalışıyorum. Özlüyor musunuz Konya'yı? Sık sık gitme imkanımız oluyor. Evet, yani hızlı tren vesilesiyle de artık, evet. Konya yakınlaştı Ankara. Ulaşım imkanları daha iyi. Konya'dan saat. İşe gelip gider arkadaşım var ya. Doğru. Sabah, evet. Kalkıyor. Metro diyorum ya. Hızlı trene biniyor ve Ankara'da işine geliyor. Akşam da dönüyor. Aslında dediğiniz gibi Konya ile Ankara arasında bir metro gibi vazifesi bir şey. Görüyor. Kesinlikle yani. Öyle. Hiç yarışmaya katılmamışsınız buradan verdiğiniz ifadeyle, öyle görünüyor. İlk, evet, olacak sizin için. İlk bir olacak. Televizyon programına katıldınız mı? Benim için ilk. O da ilk. Pekala. Heyecan var mı? Yok, sakinim. Siz de var mı efendim? Gayet rahat. Gelsin mi ilk soru? Gelsin, gelsin. İlk soru Yılmaz Bey'in. Hadi bakalım. Kardeşler önden, su küçüğün, yol büyüğün demiştir. Buyurun. Gelsin ilk soru. İman, infak hangisi Allah Celle Celaluhu'nun hoşnutluğunu kazanma niyetiyle harcamada bulunmaya verilen addır? Bence bilir. Bence de bilir. Şimdi şöyle bir hatırlatma. Bu soru şıklı bir soru. Cevap ya imandır ya infaktır. Bence de Yılmaz bunu bilir. Bence de Yılmaz bunu bilir. Kaç verelim Bahattin? 1 ile 10 arasında tertemiz bir sayfa. Biz Yılmaz'a direkt 1 verelim. 1 için mi biraz bana? Korkak alıştım da. Baştan. Şöyle korkak alıştırmaya katılmıyorum ama biri bir kenarda tutabilirsin, ileride lazım olabiliyor bazen. Daha kolay bir soru gelebilir. Daha kolay bir soru. Sizi kırmayalım. Kardeşimi karar de kırmayalım. Ben, bak. O zaman 3 verelim biz buna. 3. 3. Ya yanlış, bu da bonkörcü oldu. Yok. 3 verelim. 3 verdi Bahattin. Hazır mısın? Hazırım. Alalım cevabı. İnfak. Tebrik ediyoruz 3 puanla başlama. Abinin sayesinde oldu. Teşekkür tabii. Ediyorum. Bakalım aynı cömertliği abi için kardeşliği düşünecek. Yok, yapmaz. Göreceğiz. Gelsin soru. İlim, ihsan. Hangisi iyilik ve lütufta bulunmak, bir işi en güzel şekilde yapmak, Allah'a Celle Celaluhu ihlasla kulluk etmek anlamlarında kullanılan terimdir? Bence bilir. Bence de bilir. O yüzden ben 1 puan veriyorum. Ya görüyorsun değil mi? Abisi. Evet. Hiç merhametli. Davranmadı, hiç cömertçe davranmadı yani. Davranmaz çünkü hani bizde bir abiliğin getirdiği bir sorumluluk var. Küçüklüğümüzden beri aile bizi öyle yetiştirdi. Sen abisin, sen abisin. Ben 3 verdim, o 1 verdi diyorsun. Canı sağ olsun. 1 mi 2 mi? 2 vereyim ben size. Şunun için söylüyorum. Pazarlık gibi oldu. Şunun için söyledim. Hani 1 bir kenarda dursun diye 2'yi verebilirsin. Yok, diye. Yok, 1 vereyim ben ya. 1 mi? Ver. Bir. Hazır mısın? Hazırım. Alalım cevabını. İhsan. Bravo, tebrik ediyoruz. Yılmaz kardeşler hızlı başladı. Pekala, ikinci soruları da görelim. Muhabbet edeceğiz. Gelsin ikinci sorular.
Tarihte bir ilk olan pankuş nedir? Bence bilir. Şimdi... Sen biliyorsun bunu Bahattin, öyle görüyorum. Evet. Yılmaz bilir mi? Önemli olan o. Yılmaz... Bence Yılmaz bunu bilemez. Kaç verelim? Biz buna... 10 dersen bak düşü bayılabilir. Yok. Biz yine yavaş gidelim. 4 verelim buna. 4 mü? 4. Az gibi geldi bana ama karar senin. 4 mü diyorsun? 4 diyorum. Hazır mısın Yılmaz? Hazırım. Alalım cevabını. Aslında aklımda bir iki şey var ama ben meclis demek istiyorum. Meclis. Doğru cevap 4 puan. İyi ki de ilk meclismiş. İlk, i̇lk yere vermemişsin 10 puan. Bir de sonucuyu dinleyip Allah muhafaza verseydin. Yani bitene kadar artık. Yılmaz tabii mesela aramızda biraz önce sohbet ederken de mesela tarihle ilgili bir sohbet geçti. Hani ben biraz daha tarihe nasıl diyelim yatkınımdır aslında. Yani severim biraz daha tarihi Yılmaz'a göre. Bakalım muadil soruda öyle bir şey mi gelecek tarih? Şimdi ben biraz çıta yükselttim maalesef. Hadi bakalım görelim gelsin. Tarihin ilk meclisi olan pankuş hangi medeniyete aittir? Al sana tarih. Hadi bakalım. Benim tarihim bu değildi. Daha çok Osmanlı tarihi. Evet. Yılmaz. Abim bana bu soruya 4 verdi. Ben de 5 puan vereyim. Allah Allah. Güzel. Yılmaz yalnız çetin yarışıyor. Puan stratejisinde şu anda çok iyi. Evet. Ama tabii soruyu doğru cevaplarsan bu stratejinin hiçbir önemi kalmaz. Aslında kafamda iki seçenek yani iki şık var. Evet. Birini seçeceğiz. Hazır mısın? Hazırım. Alalım. Hitit'ten. Bravo ya. Vallahi siz iyi hazırlanmışsınız yarışmaya. Ben size söyleyeyim yani. Tarihte küçük verecektim. Ben gaza geldim ya. Sana da söyledi ama tarihte iyiyimdir diye. Evet. Abi onu da yaptı bak. İpucuyu da verdi. Ben de biliyorum iyi olduğunu da. Bunu bilemeyecek gibi böyle bir yüz ifadesiyle... Vardık. Biraz beni kandırdı gibi oldu. İkiniz de şu anda... pardon. Bahattin 3 ve 4'ü kullandı. Sen 1 ve 5'i kullandın. Dolayısıyla aranızda 1 puan var. İkiniz de artıhanedesiniz. İki soruyu da doğru cevapladınız. Şimdi ben ne umarım biliyor musun? Çifte rekor. Yani iki tarafın da onar sorusunu bilmesi... İşin uzatmalara gitmesi, altın soru kuralında da 18 tane doğru cevap, 19. biri bilemesin artık gibi. Böyle çok da açıkçası gerçekleşmesini de bilmiyorum. Reji inanmadı zaten. Ben inanmaya gayret ediyorum, çabalıyorum en azından. Böyle bir rekor bekliyorum. Hiç olmadı, birinizden bekliyorum. Onda 10. İnşallah. Mustafa'nın arabasını verecekmişiz eğer bilirsiniz. 18 soruyu doğru cevaplarsınız. Gelsin 3. soru. Beğenilen güzel ahlak, köklü ahlak geleneği. Hangisi ahlakı hamide anlamındadır? Beğenilen güzel ahlak mı, köklü ahlak geleneği mi, ahlakı hamide anlamına gelmekteymiş. Soru yine gördüğün gibi Bahattin şıklı. İkisinden birini cevaplayacak. Arapça kelimelerle de arası iyiyse zannedersem bunu bilir. Bana da bilir. Bence gibi. Bilir. Bence kaç verir? Biz 2 var, 1 var, 5 var, 6 var, 7 var, 8 var, 9 var, 10 var. 3 ile 4'ü aslında ver. Şu an 2 de güzel bilirse. Yani şu an için ben bileceğini düşünüyorum. 2 diyorum. 2 dedi. Hazır mısın? Hazırım. Alalım cevabını. Hamide'nin ben kaynak gibi bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Hızla. O yüzden köklü ahlak diyorum. Beğenilen güzel ahlak demiş olsaydın rekor hayallerimizde bir adım daha atmış. Hemen havlu atmamış olacaktık. Ben Yılmaz'ın... Bir de abin 2 puan verdi bilir diye 2 puancığı heder oldu. Ama tabii yine de eksidir 2 puan. Aslında ben şöyle bir yanlış felsefe güttüm. Ben Yılmaz'ın bunu Hamit isminden çıkartacağını düşünmüştüm. Yani işte Hamidiye Medresesi, Hamidiye Okulları falan hep Abdülhamit Han'dan gelir aslında. Ama tabii... Yanlış yoldan gittiği için bulamadık. Yanlış yoldan gitti. Peki gelsin muadil soru. En azından elimizde bir Bahattin'imiz var. Bütün umudumuz, geleceğimiz, her şeyimiz Bahattin'in bütün sorularını cevaplamasına bağlı görünüyor. Gelsin. Hükmedenlerin en iyisi, her şeyin hakimi.
Hangisi Ahsenül Hakimin anlamındadır? Şimdi Ahsenül Bence Hakimin. Bence bilir. Bence de bilir. Kaç verelim? Ben 2 puan vereceğim. 2 puan verdi Yılmaz. Hazır mısın? Hazırım. Alalım cevabını. Her şeyine hakim ediyorum. Bütün umutlarımı sen yık, yok et. Mustafa'nın arabası hala kalsın kendisinde. Mustafa Mutlu. Mustafa Bey... Ben açıkçası bunu bileceğini düşünüyordum. Kardeşin de bileceğini düşündüğü için sana 2 verdi. O yönde iyi oldu. Birbiriniz için 2'şer puan çok büyük bir eksi olmadı. Dolayısıyla puan halen daha küçük kardeşi Yılmaz Yılmaz 5, Bahattin Yılmaz 4. İyi gidiyor. İyi gidiyor. Sorun yok. Eksihanelere düşmeden yol alacağız gibi görünüyor. İnşallah. Gelsin bakalım yeni soru. Yılmaz Yılmaz'ın sorusu şöyle. Adıyaman, Şanlıurfa hangi ilimiz Malatya ile sınır komşusu değildir? Bence bilir. Bence de bilir. İkiniz de köpekten korkuyor musunuz? Evet, aslında benim sonradan oldu. Yani ben daha önce de... Bir olay sonucunda. Bir olay sonunda, üniversite öğrencisiyken evet böyle bir talihsizlik yaşadım. Karanlık bir gecede. Ondan sonra ısınamadım tekrar, yani eskisi gibi olmadı. O hayvanla aramız hiçbir zaman. Düzelemedim. Düzelemedim maalesef. Yılmaz Yılmaz, senin var mı köpekle alakalı fobini oluşturan bir hikaye? Aslında benim korkum yoktu başlarda. Bir iki sene... ısırdı diye korkuyorsun. Yok, onun üzerinden böyle birkaç ay sonra da benim burada başıma bir olay geldi. O zaman abim Sakarya'daydı, ben yine Ankara'daydım. Bir kış günü gece 2'de bir 7-8 köpek falan kovalamıştı. Kovaladı. O günden sonra biraz korku oluştu. Ya ben var ya, gençlik yıllarında hatırlıyorum. Ben de çok haz etmem gece köpeklerinden. Onlar çünkü geceliğin bir aslana dönüşür ya. Böyle bir değişik bir hal alır onlar 3-4'ü bir ara gelince. Evet. Saat 3'te o yıllarda, radyo yeni başladığı yıllar, 93'ler. Yani gece 3'te işim bitiyor radyoda. Direkler arası eve geldiğimi biliyorum. Yani bir direkten bir direk koşma mesafesinde. Acaba köpek beni yakalayabilir mi? Şimdi bakıyorum uzaktan geliyorsa ses, diğer direğe koşuyorum. Hani yakalayamaz. Şimdi biraz bekliyorum direkte. Diğer direğe koşma mesafesi, köpeklerin uzaklık sesi. Böyle geçti yani. Hakikaten zor ve sıkıntılıdır geceliğin köpekler tarafından. Evet, kovalanmak. Kovalanmak. Veyahut da kovalanma ihtimalini göz önünde bulundurmak. Evet. Ama aynı zamanda gerçekten de şahane bir hayvandır ya köpek. E tabi yani sadıklı olsun. Kullanıldığı yere açısından. Ne verelim? Ne verelim? Bence bilir. Oralara gitti mi? Oralara... Coğrafyası iyi mi? Yani Malatya'ya gitti diye biliyorum. Malatya'ya gitti. Malatya'ya gittim. O yüzden bence bilir. Kaç verelim? Kaç verelim? 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani... Bence biri burada kullanalım. Kullandın gitti. Hazır yani mısın? Yani 5 Yılmaz'a biraz... Fazla olur. Evet. Alalım Yılmaz'ı. Daha yine ben ilk cevabı söyledim. İkinci cevabı söyledim. Şimdi yine 2'yi söyleyeceğim. Güzel. Şanlıurfa diyorum. Şanlıurfa doğru. Yalnız Yılmaz'cığım bak sana şunu anlatayım. 8 saniye süre içinde eğer cevabı vermezsen doğru bile olsa 9. saniyede diğer sesi duyarsın. Onu mutlaka hatırlatmam lazım. Doğru cevap vererek 1 puan aldın abinden. İyi de oldu, güzel de oldu bence. Biz 5'i vermeyerek. Senin için de iyi oldu. Evet. Zira bildiği bir soruda 1 vermiş olmak. Biri gelsin bakalım oldu. Muadil soru nasılmış? Bingöl'müş hangi ilimiz Elazığ ile sınır komşusu değildir? Bence bilir. Bence %50 şansı var diye düşünüyorum. Yani bilemeyebilir diye düşünüyorum. Tahmin hakkını kullanacak. Evet. O yüzden çok büyük, çok küçük bir puan vermeyeyim. Orada 3, 3 4, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 3'ü vereyim ben buna. Reji bir şey dedi ama anlamadım ben. Bir şey demedi inşallah. Diyor ki reji, Yılmaz yarışmayı çözmüş diyorlar. Bahattin çözememiş mi? O diğer yarışmayı çözmüştü. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Alalım cevabını. Ben Muş diyorum. Doğru cevap Muş ve 3 puan almış oldu. Ve puan tablosuna bir kez daha bakmak istiyorum. Tahminimce Bahattin öne geçti. Evet. 7-6. Yaşlarının arasındaki fark gibi sürekli 1 puan farkla ilerleyen ilginç bir yarışma. İlginç değil mi ya? Evet, ilginç.
Hep bir aranızda bir puan oldu yani. Tam bir uyum ahenk. İki arkadaş gibi büyümüş iki kardeşte. Fobileriniz aynı. Müzik tarzlarınız, zevkleriniz, hobileriniz aynı. Hatta ve hatta başlarınıza gelen ilginç olay bile aynı. Şimdi ikiniz de demişsiniz ki en eğlenceli ilginç olay ne başınıza? Kardeşimin buzda düşmesi ona çok gülmem demişsiniz. İkiniz de birbir için aynı şeyi söylemişsiniz. Demiş ki bir amir sana aynı yerde defalarca düştü. Ama sen de öyle yazmışsın. Ben bir yanlış yazımı gördüm. Olay gerçekten böyle mi? Olay İkiniz gerçekten. Aynı anda mı düşüyordunuz oraya? Böyle bir şey olmalı o. Nasıl olay? Anlat istiyorsanız. Şimdi sabah kardeşimle birlikte okula gidiyorduk. Orada da tabii bir dönemeç var. Yılmaz dönemedi maalesef. Düştü. Israrla buzun üzerinde belki 5 belki 6 aynı yerde ben 5-6 kez düştüm. Abim de sürekli kaldırıyor beni. O düşmedi ama ben kalkıyorum tekrar düşüyorum. Kalkıyorum ben tekrar düşüyorum. Gülmekten, belki ben de gülmekten düşmüş olabilirim. Pekala güzel devam edelim. Gelsin 5. sorular. Fransızca kökenli bir kelime olan adaptasyonun TDK'daki karşılığı nedir? Bence bilir. Bence de aslında bilir ama doğru kelimeyi bulabilir mi? Bahattin 5 var en düşük. 5'i vereceğiz artık. Yani. Verdin gitti. Hazır mısın? Hazırım. Alalım cevabını. Uyum sağlamak diyeyim. Maalesef yanlış uyarlama olacakmış. Evet. Üzerine çok konuşmuyorum muadil soru var. Gelsin yeni sorumuz. Fransızca kökenli bir kelime olan oryantasyonun TDK'daki karşılığı nedir? Kaç verelim? Şimdi abim benden bir puan öndeydi. Eksi 5 aldım. Şu an 6 puan önde. Ben bir puan öne geçmek için 7 ya puan verdim. 7 puan verdin ama bilirse var ya yanarsın. Bakalım. Abisi nedir durum? Yani Yılmaz gerçekten... Çok mutlu baktı bak. İşin, işin matematiğiyle oynuyor. Çözmüş, evet. Gerçekten... Evet, helal olsun. Saygılar. Evet. Hazır mısın? Hazır. Alalım cevabını. Uyum diyorum. Oryantasyon süreci, uyum süreci. Doğru cevap. Bak senin cevabın onun cevabı oldu, farkında mısın? Canı sağ senin olsun. Hesaplar biraz... Tutmadı bu. Bağdat soruda. Hesabına döndü. Bağdat'tan döner o hesap diye bahsedilen hesaba döndü. Zira 7 puanla sen aradaki puanı 1 puan açmayı düşünürken bir anda aradaki fark 9 puan oldu. Evet. Yine bir soruda değişir gibi ya dengeler. Çünkü büyük puanlar kaldı. Demek istiyorum sana anlamasındır yani bu. Benim verdiğim cevabın sorusunun gelmesi çok ilginç, oldu. Onun için ben ne dedim sen söyledin? Üzerinde çok konuşmak üzerinde çok konuşmadan evet. Muadil soruya geçiyorum ki. Hani ama, belki Bahattin bizden duyup da yeni soruya ama Yılmaz'ın da matematik yapabileceği daha çok puanları var yani. Yüksek puanlara kaldığı için 9 çok. Göreceğiz bakalım. Farklı gelsin yeni soru. Adını 1. ayette geçen ve hak ile batılı birbirinden ayırma anlamına gelen kelimeden alan sure nedir? Bence bilir. Bence zorlanabilir. Öyle mi? Evet. Hak ile batını birbirine ayıran anlamına gelen ayırma. Kelime orada zorlanabilir. Anlamına gelen kelimeden alan. Zaten o kelimeyi buldu mu tamam. O kelimeyi buldu mu tabii. Noktayı koyar ama işte o kelimeyi bulabilir mi? O bulana kadar biz bir 10 verelim mi? Ya 10 vermeyelim. Fazla mıdır? Yani biz matematik riski yapmıyoruz ama o riski almayalım. 9 verelim. Yok. Bilirse de beraberlik olur. 6'dan aşağı inemem yani. 6'dan aşağı inemeyiz. Bu arada 7 teklif etti. Artıran var mı orada rejide? 8 veren var. Şimdi tabii bu arada reji Yılmaz'ın oyun stilini, oyun sistemini beğeniyordu. Şimdi reji benim arkamda mıdır, Yılmaz'ın arkasında vallahi mıdır onu bilmiyorum. Reji tarafsızmış. Buna kim inanır ya? Biz bak buna... espri yapacak. Biz evet. Buna rejiyi kırmayalım, 7 diyelim o zaman. 7 verdi. Reji seni sevdi. 7 puan. Az önceki gol çıkar. Bilirsem çıkar ama bilmezsem daha fazla girer. Çok fena olur evet. Da. Hazır mısın? Hazırım. Alalım cevabı. Zariyat demek istiyorum ben. Maalesef Furkan suresi olacaktı.
7 puan. 14 oldu. 14 puana mı çıktı fark? Evet. Yok daha ya. Çok olmazsa. 9'du, 7 daha 9'du. Gelince. 9'du, 7 diye düşündüm. Evet, Yılmaz'ın matematiği şaştı. Durdu o şaşırdı. Matematik gitti yani. Kardeşimin de şöyle bir özelliği var. Yani ciddi manada matematikte çok sağlamdır. Hmm. Yani çocukluğundan beri. Sen bizim programa başkalarının puanı hesap etmek için gelebilirsin. Bak o olur. Gelsin madde soru. Adını ilk ayetinde boşanmaktan bahsetmesinden alan sure nedir? Yılmaz bunu bana gelseydi bu soru diyorsun öyle mi? Bunu bilirdim muhtemelen. Ne vereceğiz? Şöyle bir abimi tartıyorum. Tartabilir misin bilmiyorum. Bilme ihtimali çok fazla diye kilosundan düşünüyorum. Kilosundan şikayetçi misin abinin? Evet biraz. Ve acelici olmasından. Zayıflığından şikayetçiyim. O da senin kilonundan. Bak senin zayıflığın nedir biliyor musun? Çekememezliktir kesin o şikayet. Onu sana söyleyeyim yani. Sen sakın abinin gazına girip kilo alma. Biraz anlatsın. O şimdi bak sen var ya o Konya pilavını yiyorsun ya. Evet. O denizaltı var ya. Evet. O şimdi onu iştahla yemek istiyor kilolarıyla demek ki bir sorunu var. Sen yediğin için sinir oluyordur o sana. Sana net söylüyorum. Sakın gaza gelme. Şu an hiç burada değil. Düşünüyor. Ben bilebileceğini düşünüyorum soruyu. 4, 6, 8, 9, 10. 8, 9, 10 çıkarsam çok fena açılabilirim. Ben 4 vereceğim bunu. Çünkü biraz kelime kullanılan... Bak biraz risk varsa 6 ver bence. Sen bilirsin. Ben 4 vereyim. 4 verdim. Hazır mısın? Bu soruya hazır değilim açıkçası. Ya 10 vermeliydim bak. Yaklaşıyordum bilmiyorum. Geçti artık. Yani boşanmak... Sinirli olduğunu söylemiş kardeşim. Benim mi? Hı hı. Bilmiyorum ya. Hiç de sinirli değilimdir aslında. Yalnız Yılmaz'ın başına gelen bir olay var. Çok hoşuma gitti. Sınıfta uyuyakalmış. Hoca gelip uyandırıp kahvaltı hazır hadi Yılmaz demiş. İlginç diyalog değil mi? Vurmadım ya. Bir enseye vardı. Hocalar yani sağ olsunlar beni çok severlerdi. Hı. Biraz derse erken gitmiştim. Kaloriferin üzerine şöyle uzanmışım. Perdeyi de üstüme çekmişler. Oh. Yılmaz da gelmedi demişler arkadaşlar bilerek. Dersin böyle son 5 dakikasında falan hoca oraya gelince fark etti. Kaloriferin oraya dayanmış böyle. Kahvaltı hazır. Aynen. Güzel. Alalım cevabını. 8 saniye başladı. Yani Meryem ya da Nisa suresi geliyor aklıma. Meryem diyeyim. Olmadığını biliyorum ama gerçekten yok. Talak suresi olacaktı. 3 talakla boşama falan hani. Evet, yani doğru. Yılmaz senin bu soruyu bileceğin. Hatta hayıflandı keşke bu soru bana gelseydi. Çok ters geliyor sorular. Ben yanlış yere oturmuşsun Yılmaz. Ben direkt oraya oturdum hatta kaldırdı. Ben de abimize saygımıza kalktık. Peki yani. Gelsin yeni sorular. Mikroskopta yapısını incelemek amacıyla canlı dokudan örnek parça alma işlemini ifade eden tıp terimi nedir? Ya bir virgül ya bir virgül ya. Nefessiz bıraktınız beni ya. Bana çalışmıyor yani beni öldürme niyeti bu. Nasıl bana çalışıyor? Evet. Canıma kast var görüyorsun değil mi? Bilir mi? Elbette bilir. Tıpçı olmasa da bilir. Ciddi misin ya? Bunu bilmezse zaten. Yılmaz lütfen yarışmayı... kalkıp gider misin buradan bilmezsen? Bu soruyu bilmezsem bak, şuradan yavaş yavaş gideyim. Ben. Kesinlikle direkt git. Evet. O zaman sana 10 veriyoruz. Kaç verdin? 6 var en düşük. En düşük 6 var mecbur 6'yı vereceğim. 6 ver. Hazır mısın? Hazırım. Alalım cevabı. Biyopsi. Bravo. Başarılı da bir tıp öğrenci. Gerçi bunu bilmek için başarılı bir tıp yani öğrenci. Bu yani bu biraz genel kültüre giriyor yani. Kesinlikle öyle. Ama sorulmayacak en son adama sorulan soru. Bak burayı beğenmiyordun gördün mü? Faydası oldu. Gelsin madem soru. Sen tıpçı mısın? Yok. Ben mühendisim. Mühendis peki. Evet, sana bir mühendislik sorusu geliyor. Canlı vücudunun tümünde veya bir bölgesinde ağrı, ısı, ışık ve dokunma gibi tüm duyuların ortadan kaldırılması işlemini ifade eden tıp terimi nedir? Of. Yoruyor ya. Virgüller. Üstte bir iki tane ufak şey kelimelerde böyle asadi kelimelerde koymuş virgül ama taraf. Bak Yılmaz'a bu denk gelseydi var ya bunun gibi 50 soruyu cevaplar. Yaklaşık 2 ayda bir zaten sürekli cevaplıyor. Neyi? Bu sorunun cevabı. Sınavlar 2 ayda bir falan tekrarlanıyor ya. Hmm, tamam. Tamam. Peki bilir mi? Bence bilir yine benzer soru.
O koltuk bayağı avantajlıymış, 6 vereceğim. Birbiriniz için şu anda 1 ile 7 arasındaki rakamların tamamını kullandınız. Her ikiniz birbirinize saklamış olduğunuz puanlar 8, 9, 10. Ahenge bak, uyuma bak, puan tablosuna bak. Sakala bak. Niye sakal yok hocam sende? Yani bilmiyorum. Bak biz sakallıyız, siyah giyinmiş adamlarız. Sen ne yani? Ben akıllı, biraz çıkıntılı mı yapmaya şey çalışıyorsun yani? Amaç ne? Bence de bilir ama. Bilir, bence de bilir ama umut ediyorum ki bilemez. Hazır mısın? Hazırım. Ver şu cevabı Bahattin. Anestezi diyorum. Bravo. Kardeşinden bir şeyler kapmışa benziyor. Estağfurullah, ben ondan bir şeyler kaparım. Şu anda Yılmaz aramıza hoş geldi. Yılmaz 0 puanda, Bahattin Yılmaz 16 puanda. Onluk soruda bile iş değişir. Ben bir sınıma bilemiyorum. Tam onu söyleyecektim bak Yılmaz. Sen bir matematikçisin. Halkımız tarafından sevilen bir meslek icra etmektesin. Yani tıp. Yani kardeş, kesinlikle bu orada bitti. Öyle bir şey yok. Dediğin gibi yani 10 puanlı şey sorular var. Değişir. Gelsin yani. Bakalım. Ben bir abi olarak seni motive edeyim. Şu anda bak Bahattin, senin için umut dolu anlar falan değil. Bilmiyorum yani. Çok ben zaten bir andayız. Ben yarışmanın başından beri sizin de dediğiniz gibi mütevaziliğimi korumaya çalışıyorum. Gelsin yeni soru. Doha hangi ülkenin başkentidir? Bence bilir. Bence bilemez. Ver 10 puanı be. Sisteme bırakma ya. Sevmiyorum şunu. Daha önce bu tarz şeylerde biraz çalıştım bak, ona göre düşün yani. Yani yarışmaya katılacağımızı öğrendiğimiz günden bu şey beri... Bu ters psikoloji mi yoksa ne yani, anlamadım ben. Yani şöyle bir şey var, yarışmaya katılacağımız günden beri tabii ben sürekli işe gidiyorum vesaire. Hani sürekli bana çalışıyor musun? Çalış bak. Bak. Hani üzeceğim alacağım seni. Alacağım anahtarını. Alacağım anahtarını diyor. Açıkçası çalışıyorum, onu da bilmiyorum yani. Ama... Bence bilemez. Ver hocam onu be. Yok, onu da vermeyelim. Ya sisteme bırakmayın. Sizin amacınız da eve mi götüreceksiniz bunu ya? Çeyizinize mi koyacaksınız? Evli misiniz? Yok, ikimiz de bekarız. Ama çeyize lazım olabilir. Maalesef 10 veremeyeceğiz. Evet hocam, kaç verelim? 8, 9, 10. 9'u verelim. 9 verdi. Hazır mısın? Hazırım. Alalım şu doğru cevabı. Malezya diyeceğim. Maalesef Malezya sana 9 puan ama ben inan var ya bak, biliyorsun diye onu çok uğraştım. Alayım bir puan bir puandır diye. Ben 8 versin diye uğraştım. Ciddi misin ya? Ben bildiğini düşündüm ve onu kurtarabilir miyiz Bahattin'den geridesin diye düşündüm ama şu anda hiç hoş olmadı. Gelsin muhalif soru. Kuveyt'in başkenti neresidir? Bence bilir. Oynuyor gibi ya. İfadeler falan bir karışık. Bilmiyorum yani Yılmaz. Gerçi 8 ile 10 arasında 2 puan var yani. Ne olacak? Ben risk alacağım, 10 vereyim. Harikasın. Bak Yılmaz benim adamım ya. Yılmaz da Yılmaz yani. Hazır mısın? Bahattin Yılmaz. Onu da beklemem. Cevabını alalım. Bir cevabım yok maalesef. Senin cevabın yok ama cevap sorunun tam içinde. Kuvveti olmasa şimdi. Ya bu cümleyi etmek için var ya, son saniyeleri bekledim. Biraz önce söyleyecektim. Aslında ben biliyordum. Geçenlerde Katar yani haberleri biraz takip etmiş olsa onu oradan çıkartabilirdi ama. Sen biliyor muydun şeyin cevabını? Doha'yı biliyordum ama Kuvvet beni... Ters geliyor bak demek ki sorularım. Gerçekten Kuvvet beni çok demek bozdu şimdi. Demek ki ters otursaydık rekor efendim. Kuvvet'in başkentini biliyor musun? Ben var ya sırf ipucu olmasın diye Yılmaz'ın üstüne çok vurgu yapmadım bak. Yani adına kuvvet. Kapar oradan bir şey diye. Şimdi yani başkentin adı aynı zamanda ülkenin adı. Yani. Bu soru bence Yılmaz'a gelmeliydi. Kuvvet. Gelsin bakalım sondan bir önceki yani 9. sorunuz. Mekke'nin fethinden sonra Müslümanlar ile Hevazin müşrikleri arasında yapılan savaş nedir? Bence bilir abisi. Bence bilemez. Bak bu savaşın adını %100 biliyorsun. Onu sana söyleyeyim. Ama soru itibarıyla hani
Mekke'nin fethinden sonra Müslümanlar Hevazin müşrikler arasında yapılan savaş nedir diye sorunca belki o savaş olmuyormuş diyebilirsin. Savaşın adını biliyorsun bence. Kaç verelim abi sen? Ben onu sonra saklayacağım. 8'i verelim. Sen saklama, onu bak sistem veriyor. Sen bilirsin. 8 mi? 10 son soruya kalsın. 8'i verelim. 8. Hazır mısın Yılmaz? Hazırım yani. Alalım cevabını. Tebrik diyeceğim. Maalesef, maalesef Huneyn olacaktı. Şimdi bu ismi hatırladın değil mi? Huneyn Savaşı'nı evet. Biliyorsun. Ama soru öyle gelince maalesef olmadı. Bakalım muadil soru nasılmış? Gelsin. Hayber gazvesi kimlere karşı kazanılmıştır bence bilir. Bilebilme ihtimali çok yüksek tarihle ilgili bir soru. Ama zaten çok bir 8-9. Çok bir fark yok. 9'u vereyim mi? Şimdi kimler? Davullar senin için çalıyor. Evet, davullar. Bahattin. Ortam biraz daha böyle sonlara doğru gergin, özellikle geliyor. Evet. Tarih sorusu bilmen lazım aslında. Güzel yani. Şimdi beklentileri arttırma yani. Bu arada Bora bir slogan bahşetti bize. Sitesine hakim olanın yarışmayı kazandığı yarışma programı diyor. Bahattin için mi söyledin onu? Bora? Bahattin için mi söyledin? Stres görüyormuş sende. Rahat ol. Öndesin zaten yani. Zaten önde stres yapacak bir şey yok. Ya ben stres görmedim. Niye öyle söyledi Bora Bey bilmiyorum ama sen de bir Bora stres... Bora Bey demek ki oradan yukarıdan biz daha iyi gözlemleyebiliyor. Evet. Hayber gazvesi. Hazır mısın? Hazırız. Alalım cevabını. Yahudiler diyorum. Yani... Ve yarışmayı kazanıyorsun. Yahudiler dedi, yarışmayı kazandı diye tahmin ediyorum. Çünkü puan tablosu şöyle. Göreyim ben de. Şimdi erken konuşmuş olmayayım, tabloyu görmeden de kazanmış. Evet. Bahattin 15 puan almış. Şimdi... Hatta son soruda Yılmaz 8'i eksi yazdırsa da Bahattin'e artı hanelerde bitirecek. Ama Yılmaz'a biz 10 puanı son soruda bilse dahi eksi 7 olacağı için eksi hanede bitirecek. Kardeş sen toplama çıkarmaya devam et. Sen topla çıkar bir ara. Evet, yani... 1000 TL kazanacak bu sorudan sonra. Kardeşim Yılmaz... Güle güle harcasın. İşin acı tarafı mı sence? Ne tür hayallerini gerçekleştirmek istiyorsun 1000 TL ile? Dünya turu yap artık yani be. Yılmaz yurt dışına tatile gidecekti 1000 TL ile. Ben kendisine vizeyi bile almakta zorlanırsın demiştim ama... Belki kardeşim... Ne yapıyorsun ya? Bizim ödülü ezdin ya. Yo hayır estağfurullah. Ben belki kardeşimi tatile gönderirim artık. Oo çok güzel bak. Hem yeniyor hem kazanıyor hem bir de centilmenlik. Kardeşini tatile gönderen abi. Bahattin abimizi severiz. Gelsin bakalım Yılmaz'ımızın son sorusu. 1001 Gece Masallarının anlatıcısının adı nedir? Bahattin abim. O anlatır bana. Önce bilir. Tıpçılar bilemez ya. Yılmaz'ın... Edebiyatı sağlamdır. Öyle mi? O zaman... Yılmaz sağlam edebiyatı. Hocam o zaman 10 verelim. Zaten verebileceğimiz pek fazla bir şey kalmaz diye düşünüyorum. Yemekle aran nasıl? İyidir. Şehriye çorbasını sever misin? Hem yapmayı hem yemeği severim. Sever misin? Severim. Yılmaz sever mi? Yılmaz yemek kısmında bayılır. Geç Yılmaz da yemek yapar yani hakkını yemeyelim şimdi. Ben yapmayı çok severim de yemeği çok sevmiyorum. Yani kilo... Alması için kendini biraz zorluyor ama... Olmuyor diyorsun. Ya böyle bak, kilo almanın en kolay yöntemleri biliyorsun karbonhidrat. Evet. İşte pirinçtir, şehriyedir, ne bileyim yani işte makarnadır, öyle şeyleri yediğin zaman daha bir hani hızlı kilo alırsın. Ama tabii çok da ben burada diyet uzmanı gibi... Tabii şehriye ağırlıklı falan yediğin zaman... Cevabı verebiliyor musun? Ayıp olur ama yani. Vallahi ayıp olur yani. Güceniriz teşekkür yani. Ediyorum. Alalım cevap. Şehri yedersen öldürürüz. Şehri azat. Bravo ya. Nasıl bildin ya?
Vallahi helal olsun. Kameraman abinin gülüşünden şehriyenin oradan çıkardım. Mustafa çok ilgilidir şehriye gibi, bakliyat gibi, et gibi. Peki, çok güzel oldu bu senin için. Yani bence de güzel oldu. Ekipçe senin için çalıştık. İlk defa bir kameraman yarışmacıya oradan coştu yani. Vallahi coştu ya. İlk defa seni çok aslında biraz olmalı. Uyumaya başlamıştım. Hani şey, yani çok ipucuyla alakalı bir muhabbet olduğunu düşünmüyordum başta. Seni Mustafa çekiyor ya. Bir çekici geldin ona bak. Teşekkür ediyorum. Yani sana bu ipucunda çok faydası oldu Mustafa'nın. Mustafa puanın yarısını sana verebilirmiş. Lazım olacaksa eksi 3.5'umuz var. 7'nin yarısı. 7 miydi pardon? Kaçtı ya bu? 10. 5 puan var sana verebileceği. Yani biz de orada karşı kamerayla bir göz göze geldik ama. O yardımcı olmaz. O kimseye yardımcı olmuyor. O yok. Çok bencil. Yani. Kim var orada ya? Tamam. Koltukta keramet yok yani. Görünmedi karan. Rıfat da o. Ben hani bakmadan anlamışım demek ki. Gelsin son soru. Evet. Şehrazad'ın Binbir Gece masallarını anlattığı şahın adı nedir? Şehriye çorbasını seven. Yine bir yemekten girelim o zaman. Vallahi var ya, tam esas şimdi verilecekmiş bu ipucu bak. Şehriye falan. Vay arkadaş ya. Bak bizi izleyenler şu anda şehriye çorbası içmek istedi. Öyle olur biliyor musun? Ben televizyon izlerken mesela bir şey konuşuyor, bir yemek canım çeker benim. Sizde oluyor mu? Bende pek olmuyor da. Zaten kendimden bir bazen şüphe ediyorum. Ne oluyor ya falan. Ya siz içinizi rahat tutun. Senin hiç canın çekmiyor mu ya? Benim canım çekiyor yani. Zaten o yüzden rahat çekiyor tutun. Belli de. Senin çekmiyor mu yani? Senin çeksin bak canım. Ben tatlı konusunda iddialıyım. Yani yeme konusunda da. Yapma konusunda çok değil. Yeme konusunda değil. Diğer yemeklerde çok fazla aram yok. Yeme konusunda. Şehriye tatlısı yapılıyor mu? Şehriye tatlısı, bilmiyorum, hiç duymadım şehriye tatlısı. Duydun mu sen şehriye tatlısı? Şehriye tatlısını duymadım ama şehriye ile ilgili muhabbetinize devam etmenizi isterim şahsen. Daha ne olsun ya? Yani bak cevap çıkınca daha ne olsun'u göreceksin yani. Bu daha çok sana yarayacak bir şey yani. Evet, hazır mısın? Süremiz doldu mu sayın yönetmenim? Alalım cevabını Bahattin. Evet, şehriyat diyorum. Ne diyeyim yani? Şehriyat. Değil ya, şehriyat ne? Bak, şehriyarmış. Sonundaki bari R'yi, T'yi sessiz söylesen reji var ya şehriyat. Puanı vermek için can atıyordu. Şehriyat mı dedi, şehriyar mı dedi, hangisini dedi diye birbirlerine girdiler. Yani sağlık olsun. Artıda bak, tamamlamak. Bak şehriye pilavı sana daha çok yarayacaktı. Çünkü senin hani Şehrazat'tan daha yakın bir ses tınlaması vardı. Ya kardeşlere bakar mısın ahenge? İkisi de 7 puanda. Sıfırladık birbirimizi. Hocam bak ya. Evet. Yılmaz 7 puan. Bahattin Yılmaz 7 puan. Şiir gibi isimi iki kahraman. Ve 7 puan verdiğim soru da o dil sorusuydu. 14 puanlık bir fark oluşturdu. O uyum sorusunun puanı 7 puandı. Yani burada tek başına soru fark oluşturdu. Onun cevabının uyum olmasa senin söyleyişinden değil, bildiği için o. Orada şunu yapmayabilirdin. İşte 6 aramızda 1, o verirsek 6, evet. 7 falan. Gerek yoktu ona yani. Bileceğini düşündüğün bir soruda düşük puan gidebilirdin ama olmadı. Yine sonunda kader, gördüğünüz gibi ikiniz de 7 puanla bitirdiniz ama Bahattin artı 7 olunca, Yılmaz eksi 7 olunca Bahattin Yılmaz bizden 1000 TL kazandı. Ama Yılmaz kardeşler bizden... Bizim gönlümüzü kazandı. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Biz teşekkür ediyoruz. Efendim sizleri de burada ağırlamak isteriz. Bence bilirsence diyanet.tv adresine başvurmanız yeterli. Tıpkı Bahattin Yılmaz'ın yaptığı gibi sizleri de bekliyoruz. Hoş kalın, hoşça kalın.